Nasrallah'ın e, vurulduğu operasyonla ilgili olarak e, İsrail tarafından Yunus, biz e, Hizbullah rehavete kapılsın diye Netanyahu Amerika'ya gitti. Böylece Hizbullah rehavete kapıldı ve Nasrallah'ı vurduk diye bir yorum yapmıştı. Bu yeni füzeler istemesi de İran rehavete kapılsın diye hmm. bir plan olabilir mi? Böyle bir oyun oynuyorlar olabilir mi? Ya pek tabii, çok hani. <laughs> Mantıklı bir şekilde sebeplendirdiniz onu Abdülkadir Bey. Ama geçtiğimiz ve ay Nasrallah'ın ölümünde de ben aynı şeyi düşünmüştüm hemen bu e, şeyi duyunca, fikri duyunca. Yani Netanyahu e, Amerika'ya da gitse, Çin'e de gitse, Afrika'ya da gitse Nasrallah'ın e, güvenlik seviyesinin hiçbir zaman düşürülmemesi gerekiyordu. Yani o çok ilginçti. Netanyahu oraya gitti diye ya da Amerikalılar ateşkes çağrısı yaptı diye Hizbullah liderlerinin, efsane liderlerinin güvenliğini e, bir şekilde zayıflattılarsa ya da yapmayacakları bir şey yapıp ihmal ettilerse büyük skandal zaten. Yani Netanyahu'nun hareketlerine göre ya da fiziksel konumuna göre yapmamaları lazım. İran da aynı şekilde. Yani birinci kurulmadı ya da ikinci kurulacak hala pazarlıklar devam ediyor diye gevşememeleri lazım diye düşünüyorum Ama bir de olarak. bu bir çelişki değil mi? Aslında tam tersi ikinci bataryanın falan gelme ihtimali de İran'ı bence rehavete değil tedirginliğe sokmaz mı? Daha fazla tedirginliğe sokmaz mı? Katılıyorum. Yani da, da, be, de, be, benim de aklıma geldi. Yani demek ki Peki, daha büyük bir şey düşünüyor ya da İran'ın daha büyük saldırı yapacağını düşünüyor. Evet, ben de tam olarak onu düşünüyorum. Yani bu iş e, şey e, ya birisi bir şey yaparsa İran'da daha büyük el yükseltmek zorunda kalıyor. Aslında kendini savunayım derken ee, karşı tarafı yani İran'ı daha güçlü bir vuruşlar yapmaya doğru zorluyor aslında. Bu çok iyi bir paradoks değil yani karşılıklı bu mücadelenin sonu yok. Hani kim ne kadar fazla atar onun şeyinde ya da evet, kim. Evet. İran bu adımları görünce nasıl hazır? Ee, yani şimdi acaba? bir de şöyle bir şey şöyle. var. Bugün kırılma noktası aslında bir ta evet. şey. Yani burada artık Biden açık açık söyledi, biz seçim öncesi İsrail ile birlikte sizi vuracağız. Alın size ABD askerlerini He. de gönderdim. Belki ikinci grubu da göndereceğim. Yani bu saldırının içerisinde artık ABD de olacak değil mi Yunus? Öyle görünüyor. Hani çok açık ve net. Yunus'a geçmeden Özey <laughs> abi bir şey söylüyordu. E şunu ben abi özür diliyorum. Şunu söylemem lazım. Yani bu şimdi ABD'nin Orta Doğu'daki üstlerinin de İsrail-İran tarafından hedef haline getirilme riskini de arttırıyor. Yani şimdi de o boyutu var. Buyurun. İki tane not. ...aslında önemli bir gösterge. Birincisi şu... ...Ukrayna'da bu füzeleri çok istedi Rusya'ya karşı... ...Amerika Birleşik Devletleri vermedi. Bu hava savunma sistemini vermedi Ukrayna'ya ki... ...Ukrayna'yı savaşa sokan Ukrayna ülke da olarak... Ukrayna'da mı taat istedi? Ukrayna'da bunlardan da istedi. istedi Ukrayna'ya vermedi. Şimdi Suudi Arabistan'da bunlardan çok almak istiyor. Bu birinci not olarak aklımızın bir köşesinde dursun ama... ...ikinci not da şu... ...İran'ın Nisan'daki saldırısına İsrail cevap vermeyecek noktada tuttu... ...Amerika Birleşik Devletleri. Yani... İran Nisan'da vurdu. Misilleme hakkımı kullandım dedi. İsrail'de benim için dosya kapanmıştır dedi. Şimdi ikinci saldırıda denklemi bozan iş ilkinde İsrail hiç zarar görmemişti, ikincisinde gördü. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin şunu yapmaya çalıştığı fikrine ne der Yunus Bilmiyorum. İsrail'de yapmaya çalıştığı, tutmaya çalıştığı yer İsrail İran'a bir misillemede bulunsun ama İran'ın da cevap verme ihtiyacı duymayacağı bir misilleme olsun. Biden'ın planı buna yönelik. Böyle mi? Evet ben de bu soruyu merak ediyorum. Ee, yani kontrollü bir vuruş eee İsrail Ve konu itibarını kurtarsın Ve ama konu İran'da çok ses çıkarmasın. Bu iş şimdilik Yani Amerika bunu istiyor olabilir de acaba İsrail bunu istiyor mu? Hayır, Amerika bunu istiyor mu? Bunu evet. merak ediyoruz. <laughs> Şunu söyleyeyim, çok ilginç tabii bilgiler ortaya çıktı. Bob Woodward, Amerika'nın en önemli gazetecilerinden biri, Watergate skandalını patlatan onun yeni kitabı çıktı. Herkese de öneririm. Başlığı War, Savaş diye. Orada müthiş bilgiler veriyor 7 Ekim'den sonraki ve bu zamana kadar gelen süreçle ilgili. Amerika'yı ilk arayanlardan biri 7 Ekim saldırısından sonra İran. İran şöyle bir mesaj gönderiyor. Bölgede ne olursa olsun biz savaş istemiyoruz, çatışma istemiyoruz diye. Bunu bir kenara koyalım. Ocak ayında 3 Amerikan askeri öldürüldüğünde İran'ın vekil güçleri tarafından e, yine İran mesaj gönderiyor. Biz savaş istemiyoruz diye. Nisan'da da dediler, şimdi diyorlar. İran'ın Amerika'yı savaşa sokma gibi bir niyeti yok. İran'ın e, yani savaşla ilgisi yok. Bunu istemiyorlar. İran bir savaşı kaldıramayacağının farkında. Ve Amerika'ya da dolaylı yollardan bunun mesajını sürekli gönderiyor. 7 Ekim'den... Bugüne kadar. Yani bir yıldan fazla süredir aynı şeyi söylüyor. Ve giden mesajların yine şu yönde olduğunu görüyoruz biz. İsrail orantılı saldırsın. Hani işin işi e, şey petrole ya da nükleere götürmesin. Biz de bu roundu bitmiş sayalım diye. Yani şu bir yıldır Tahran'dan gelen mesajlar ve onların gördüğü şekil hep tutarlı oldu. Amerika'yla kafa kafaya gelmeyelim. Bölgede bir savaş çıkarsa biz buna dahil olmayalım ama bizim vekil güçlerimiz ne yapıyorsa yapsın orada devam etsinler belli bir seviyede tutarak diye. İran'ın yani mantığı bu. Ben ona katılıyorum. Biden da bunu telkin ediyor. Peki buyurun. Ya ben burada işte yani burada İran'ın mantığı bu da ABD'nin de mantığı İran'la mı örtüşüyor yoksa İsrail'le mi örtüşüyor? Çünkü İsrail'in mantığı bu değil. İsrail bir ateş ya ve ateşin bölgeye yayılması Yönünde anladığımız kadarıyla bir çaba sarf ediyor. Burada ABD'nin duruşu nerede? Ee, yani de orta noktanın neresinde diye düşünüyorum, sormak istiyorum. Amerikanın da aynı şekilde. Yani bu yılın hem bir si e siyaset yılı olması, seçim yılı olması, hem de ABD'nin o geçmişteki Afganistan ve Irak işgalleri gibi doktrini bırakıp savaşlara sıcak anlamda postal koyarak dahil olmaması. Bunların hepsi ABD'yi şuna çeviriyor. İsrail ne yapacaksa yapacak, kimse dokunmasın ama biz de katılmayız. Politika hala bu yönde. Hatta Blinken 7 Ekim'den sonra bölgeye gelip Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerine gittiğinde... Onlar da şöyle söylüyor Arap liderler Amerika'ya. E, ne yapacaklarsa yapsınlar, Hamas umurumuzda değil ama... Ee, bu savaş taşmasın net yani bilgiler bunlar Amerika'ya söyledikleri Amerika'da İsrail aynı şeyi söylüyor bak bütün ülkeler sana izin veriyor hani bir şey demeyecekler karışmayacaklar ama savaşı Gazze ile sınırlı tut bunun sınırı aşıldığı için Amerika şu an çok endişeli çünkü sınır Lübnan aşıldı Suriye'ye aşıldı ve İran aşıldı bu planlarda yoktu 7 Ekim'den bu yana. Peki Teşekkür. Sayın Bakanım yok mu sizin? Çok sessizsiniz bu akşam. Uzun süredir de size yayın yapmıştım. E, hayır. Alışık değilim sizin er, böyle er, durmanıza. Eray'ın er alanı olduğu için Estağfurullah öğrenmeyi tercih ediyorum. Yani şöyle merak ettiğiniz bir şey varsa alayım bir de. Yani Amerikan bir, bir ay, askerlerinin, kere, bir kere, Amerikan'ın bir bahanesi mi acaba bu e, yok, orada bir olması kere, için bu ta sistemini şu, göndermesi? E, şu anda bu bataryaların göndermesinin çok fazla bir faydası olmayacak ama Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut olan yönetimi İsrail'i yalnız bırakmamış oluyor. Yani şu anda seçimin yapıldığı bu iki ay içinde İsrail'i yalnız bırakmamış oluyor. Nitekim Eray Bey anlattı. Dedi ki buradaki yani, hiper sonik füzeleri evet. kontrol etmesi mümkün değil. Yok, hipersonikleri e, kontrol edemiyor. Kontrol edemiyor. <laughs> ama bu bunları niye gönderiyorlar? psikolojik olarak yani bakın iki gündür bu sinyalin öldürülmesinden sonra yapılan bütün yayınlar psikolojik bir... E, psikolojik havaya. harbin bir parçası mı? Tabii efendim. Psikolojik harbin bir parçası. Yani psikolojik harp değil. Bunlar psikolojik olarak kendi tabanlarını konsolide ediyorlar. Şimdi ya yani iç kamuoylarına yönelik e, mesajlar mı sayın bakın? Hem iç hem de dünya kamuoyu. Anladım. Dünya kamuoyu. Yani şu anda bakın e, ne diyoruz? Meloni gidecek diye büyük kahramanlık diyoruz. O kadar konuşan Macron mesela gidemiyor, gitmiyor ya da başka bir devlet o bölgeye gitmiyor. Halbuki şu anda Birleşmiş Milletler'de askeri olan bütün devletlerin, temsilcilerinin, üst düzey yöneticilerinin oraya gitmesi gerekir. Meloni niye gidiyor ki? Oradaki 700 askerine sahip çıktığını göstermek için. O da kendi kamuoyuna karşı. Ama bir o şey var, realite var. Şu ana kadar İsrail sistemi yönlendirmiş. Hani hepimiz konuşurken diyorduk İsrail battı, İsrail karizmayı çizdirdi, Netanyahu gidecek, gitti yarın öbür gün. Ama Netanyahu her geçen gün hem içeride güçleniyor hem dışarıda söyleniyor. Bakın şimdi biraz evvel neyi konuştuk? Biden'ın bile Gazze ile uğraş, başka yerle uğraşma dediğini söyledik. Peki Batı şeria için ne diyoruz? Tamam. Batı Şeria'yı bağlamak, oraya artık tahkim ettirme kararını meclisinden aldığı gibi şu anda Ürdün'e baskı yapıyor. Evet. Sen oradaki Filistinlileri kabul etmezsen Ürdün Nehri'nin ne kadar olan kısmı işgal edeceğim diyor. Yani bunu özel görüşmelerde o havayı, o şeyi veriyor. Şimdi şu anda bu bölgede yaşanan şey şu. İran ve İsrail arasında yaşıyoruz. Bir yıldır ciddi bir çatışma görmedik. Bu ciddi bir çatışma görmediğimiz yaklaşımda hep birbirlerini tehdit gösterip kendi tabanlarında, kendi kamuoyunlarında konsolide oluyorlar. Ama şurada başka bir şey, bir faktör çıktı. Şu anda üstün olan, sistemi elinde oynatan aslında müesses Amerikan düzeni. Yani müesses Amerikan düzeni Evet. Kendisi istediği işi yapmaya. Peki bu esas Amerika düzeni kimdir? Biden'da yokken hayatta, da yokken daha 1919 yılında oturup karar vermişler ki biz İsrail diye bir devlet kuracağız. Evet. Ve bu devletin nasıl yaşayacağının da raporunu bile hazırlatmışlar. Hatta hazırlayan Blinken'ın dedesi. Evet. Şimdi böyle olunca şu anda İsrail'in yapmak istediği şey şu. Hazırsın yarın şehit edildiği bu noktada bir boşlukta acaba oradakileri tedirgin etmek veya aslında başka bir şey de tesis ediyor. Kurmuş olduğu istihbarat ağının cayma şeyini kesiyor. Yani hani bazıları şu veya bu şekilde eğer bu kurulan istihbarat ağı Filistinlilerden ya da diğer Araplardan oluşuyorsa yarın öbür gün bunlar casusluk yapmakta, bilgi vermekte evet kaçırmasın, imtina etmesin diye bakın hiç korkmayın, endişe etmeyin, güçlüyüz biz gidiyoruz, geliyoruz diye. Yani şu saatte oynanan oyun İsrail'in aslında temel amacı üç bölgeyi tamamen kendine katmaktır. Evet. Gazze'yi, Batı Şeria'yı ve Golan Tepelerini, onun için Golan Tepelerini koruyacak. Evet. Suriye ile arasında bir koridor kurmaya çalışıyor. Lübnan'da da yaptığı şey o boyutlarını konuşuyor. Yani o, o orayı e, Golan'a sınır olan Lübnan'ı tamamen etkisiz hale getirmek. Şimdi e, ya yani şu boyutu da konuşmak gerekiyor. E, İran Dışişleri Bakanı Amerikan İsrail'e gönderdiği askerlerin de hayatı tehlikede dedi Sayın Selvi. Şimdi İsrail e, saldırır İran cevap verdiğinde Amerikan askerini de vurabilir mi o zaman? E, Amerikan askerlerinin orada olması demek e, bu anlamda karşı karşıya e, Amerikan askerlerinin de İran güçleriyle gelmesi demek anlamına gelir mi? Şöyle bir İran Amerika'yı tehdit ediyor. Yani oraya gönderdin eğer vurursan karşılık verir. Aktif ve olarak senin, savaşa dahil olması anlamına de, gelmez mi Amerikan askerlerinin orada olması? Diyor. Bunu tehdit ediyor ve vurabilir mi? Tabii ki vurabilirdi. Yani o sahada çünkü siz o sahaya girince yani... Siz oraya postal bastım dediğinizde hedef haline geliriz. Ve meşru bir hedef. Evet meşru. Bir meşrudur yani. yani Eğer İran şu vurursa şu an hedefi. meşru bir hedefi vurmuş Tabii. olacak yani. Evet. Amerika hedeftir, böyle bir oyuna de. Bu, peki bu İran'ın lehine olur mu? İran bunları düşünecek kapasitede bir ülke. Yani zaten İsrail ile savaşıyor. Bu Netanyahu'nun lehine mi olur? Çünkü hani Netanyahu'nun hep istediği o büyük başlatmak istediği bölgesel savaş var ya işte o başlamış olmaz mı o zaman? Şöyle Netanyahu zaten Amerika'yı savaşın içine çekmeye çalışıyor. Aynı Pearl Harbor baskınında İngilizlerin Amerika'yı 2. Dünya Savaşı'na sokmak için orada Pearl Harbor'da kurdukları Amerika'nın içindeki derin devlette bir kumpas gibi ve başarılı da oldu. Amerika 2. Dünya Savaşı'na girdi. İngiltere zaten çok e, tükenmiş bir durumdaydı. Böylece hem savaşı Amerika kazandırdı hem de liderliği Amerika'ya devretmiş oldu. Bu tabii e, Netanyahu'nun çok isteyeceği bir şeydir. İran ister mi bunu? Ondan emin değilim. Yani İran Aynen. cepheyi genişletmemeye çalışıyor. Dikkat ederseniz vurduklarında da hem 13 Nisan'da, hem bir Ekim'de kontrollü bir şekilde vurdu. buldu. Genişletmemek istiyor ama bir yandan da e, İsrail onu zorluyor. Öyle ama değil mi? Amerika'da ya, ve efendim. İsrail'de zorluyorlar. Buyurun. Çok şimdi bak bir tarafta Gazze'de, öbür tarafta Lübnan'da bir operasyon götürüyor. Amerika Birleşik Devletleri olmasa İsrail ordusunun bu ikisini bile götürme Aynen. gücü yok. Biz laf bir ay dayanamaz. Aynen öyle. Doğru. Şimdi işin içine bak iki tane biri iki tane yapılanma. Ülke değil, ordu değil. Yani Hamas'ta, Hizbullah'ta sonuçta e, paramiliter gruplardan oluşuyor. Evet Doğru. askerleri var ama paramiliter yok, gruplardan paramiliter, oluşuyor. Evet. Düzenli ordu değil. değil. Tankları yok, hava kuvveti yok. yok. Yani şimdi buna karşı İran dediğin zaman İsrail'in o cepheyi Amerikasız genişletmesine imkan olanak yok. Yani e, bu ikisini bile zor götürüyor şu anda İsrail. Dolayısıyla da şey o kadar kolay olmaz. Yani İsrail'de şu anda İran'la topyekun bir savaşa sıcak bakmaz. İsrail'in şu anda istediği İran'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin de yardımıyla nükleer silahtan uzaklaştırabilecek bir pozisyon. İstediği savaş değil şu anda. İstediği ilk başta nükleer silaha ulaşmasını engellemek. Yoksa şöyle söyleyeyim yani sonuçta nereden bakarsan bak... İranla e, Amerikasız İsrail'in İran'a karşı e, çok rahat e, bir hareket etme şansı yok ki. Şu anda iki cephede e, uğraşıyor. Dolayısıyla e, burada herkesin işine yarayan şey şu: e, İsrail de cevabını versin, Amerika anladığım kadarıyla onu ikna etmeye çalışıyor, kuyruğu dik tutsun İsrail. Kontrollü bir gerginlik. Kontrollü bir gerginlik olsun. Şu anda çünkü Amerika Birleşik devletlerinin en son ihtiyaç duyacağı şey e, Orta Doğu'da bir İsrail-İran savaşı çünkü orayı da sınırlı kalmaz. Hı, hı. Yani İsrail-İran savaşı sadece İsrail-İran savaşı olarak kalmaz. Çok başka yerlere gider Peki savaş Yunus bu... Tehdit gösterme imkanını elinden kaybetti. Aynen öyle. Yani Aynen artık tehdidin boyutu ve şekli ortaya çıkmıştır. Doğru. Dolayısıyla diğer batılı ülkeleri kendi tarafına çekme imkanını kaybeder. Yunus peki İran Dışişleri Bakanı'nın bu açıklaması Amerika'da nasıl yankı buldu? Amerika bunu nasıl hesaplıyor böyle bir durum olmasını? Yani askerleri orada olursa İran vurabilirim diyor. Şimdi ben bunu Salı günü Pentagon'da sordum. Pentagon sözcüsüne şöyle söylemiştim. Biz Amerikan askerlerini İsrail için İran'a karşı bir kalkan haline getiriyorsunuz. İran tarafından vurulabilirler. Bunu hesaba kattınız mı dedim. Çok açık ve net bir şekilde sordum bunu Pentagon sözcüsüne. Şöyle söyledi. İran'la savaş istemiyoruz. Yine aynı klasik cümle. Bunu biliyoruz zaten. Ama hani bu savaşa sokabilecek bir durum. Yani kalkan olması Amerikan askerlerinin. Daha geniş bölgesel bir çatışma istemiyoruz. Sonra da çok ilginç bir şekilde beni inanılmaz şaşırtan bir cevap verdi. Zaten İran'ın vekil güçleri bizim askerlerimize 17 Ekim 2023 yılından beri saldırıyor. Gerek Suriye'de olsun, gerek Irak'ta olsun, gerek Kızıldeniz'de, Doğu Akdeniz'de. Yani bizim askerlerimiz dünyanın her yerinde zaten tehlike altında. Hani ne anlatıyorsun der gibi bir cevap verdi bana. Ama olay şu. İran'ın vekil güçleri saldırıyordu bu zamana kadar ABD'ye. Ve bunların değil. hepsi İran'ın kendisi değil, devlet aktörü değil. Bu örgüt yani biri paramiliter örgüt, biri devlet. Yani BM'de tanınan, bağımsız egemen bir devlet. Şimdi bu bir fark. İki, o güçler Amerikan üstlerine kat tuşa füze atıyordu, roket atıyordu. Yani çoğunda da şöyle söylediklerini duydum ben Pentagon yetkililerinden. Baş ağrısı, çizik, ayak burkulması, bu tür yaralanmalar gerçekleşti. Sadece bir saldırıda mesela bir sözleşmeli taşeron kalp krizi geçirmişti. Oradan bir ölüm olmuştu. Yani bunlar da çok ciddi bir etki de sağlamadılar. Sadece Ocak ayının sonunda 3 Amerikan askeri öldü İran'ın vekil güçleri tarafından. Onda da B1 uçaklarını Teksas'tan kaldırıp gidip depoları vurdular. Yani vekil güç olduğunda siz şunu diyemiyorsunuz. 3 askerimi öldürdün gidip Tahran'ı vuracağım. Bunu yapamıyorsunuz. Ama şimdi Tahran balistik füzeleri atarsa yüzlerce Amerikan askerleri de ölürse bu savaş demektir. Başka bir açıklaması yok bunun. Amerika savaş açmak durumunda kal, kalabilir. Yani Pentagon'un bunu bu kadar hafif görmesi, çok da dikkat çekmemeye çalışması tuhafıma gitti benim. Yani zaten tehlike altındalar. Ne olacak? Açıklaması ilginçti. Ama şu var, e, İran'la e, Amerika arasında, İran'la Amerika arasında e, bir temas var. Üçüncü ülkeler üzerinden zannediyorum bunları da konuşuyorlar. Gerçi dün İran üçüncü ülkeler üzerinden de artık Amerika ile teması kestik diye bir açıklama yaptı ama bir şekilde... Ben ona çok konuşuyor. inanmıyorum Abdülkadir. Ben, ben de inan, 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 bilmiyorum inan, da ben, inan, ben hiç inanmıyorum inan, ya. Yani. Yani. Evet.